Gençler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Burçin var, yanımda da Erhan. Bugün Erhan'a saç kestireceğim. Hadi bakalım Erhan'cığım, başlıyorsun. Gülme ciddi ol. Şimdi bak, bir numarayla şuraya kadar çıkıyorsun bana. Dümdüz. Peki. Dümdüz alıyorsun, aşağı doğru kaymıyorsun. Dipleri yarım, ondan sonra izleri kaybediyorsun, üstleri de makasla. Peki. Hadi bakalım nereye kadar başlayabileceğim, devam edeceğim. Hadi bakalım. Nerede tat tat. Makineyi dik tutma belli bir yerden sonra, o izi kaldırarak ye bana. Tamam. Aferin. Bir tık daha yukarı çıkabilirsin. Bak, şu noktaya kadar falan gelmeni istiyorum. Aferin, aynen. Çok iyi oğlum. Çok iyi. Güzel. Bak şunlar var ya, bunları bırakma. Burçin Erhan'a da öğretiyor. Evet. Ya işte Erhan'ın en büyük hatası 16-17 yaşında geldi benim yanıma. İşte gitmeseydi iyiydi. Şimdi 21 yaşında geldi. Bu sefer öğreneceğim diye öğretiyorum ama. Aynen oğlum, aferin. Bak şunları bırakma. Şuradan mesela bir iki kere daha geçebilirsin. Bir kere daha geç onları. Heh. Aynen. Çıkış yönüne doğru al. Çıkış yönüne doğru al. Aynen. Güzel. Evet. Hop, böyle yan tarafa geçelim. Bileğini biraz daha yukarı doğru kaldır. Şöyle. Kır yani, kırarak. Hı. Kır o bileğini. Aferin. Bak şimdi öğrenmeye başladın, o izleri kaybetmeye, görüyorsun değil mi? Hı-hı. Dik giriyordun önceden böyle saça. Şimdi bak o uçları böyle yiyerek yiyerek çıkıyorsun yukarı, daha iyi oluyor. Aferin. Çok güzel. Aferin aslanım. Çok iyi. Güzel. Burçin nasıl? Makineyi tutuşu nasıl? Bastırıyor mu kafana? Yok. Çok hafif değil mi? Eli çok hafif ya Erhan'ın. Buradan şöyle bakınca hayır, biraz daha yukarı çıkacağız. Tamam, onu ona göre ayarla bakalım. Yani. Bak bakalım aynada. Sağ tarafla sol taraf bir mi? Güzel.
Tamam. Evet. Şimdi bir numarayı çıkart gülüm ondan. Bir buçuğu tak. Çengeli komple aşağıya indir. Tamam. Tamam. Bak şimdi gülüm. Şuradaki izleri görüyorsun değil mi bunları? Evet. Bana şuraya bak. Bir milimcik sadece çıksan. Şu bir parmak izi aslında. Şu kadarcık bak. Şuraya kadar gelsen bana yeter. Tamam. Orayı ye bana güzelce. Peki. Tamam almıyor bak, sanki ama. Bak neden almıyor biliyor musun? Ver makineyi bana. Bak şimdi tut. Ver bunu da. Bak şimdi. Saça giriyorsun ya. Bak. Hı hı. Yukarı doğru kaldırarak. Aldığın zaman alıyor. Görüyorsun değil mi? Bak. Sen girip böyle bırakıyorsun. Hayır bak. Ben sana ne dedim? Dişlerin aralığıyla taktığının arasını çok iyi saçta görmen lazım. Hı hı. Bak. Nerede bak? Şu an başlık giriyor. Hı hı. Saç nerede bak? Nerede? Evet. Aynen öyle. O dişlinin arasıyla taktığının mesafesini çok iyi ayarlaman lazım. Şöyle. Gördün mü? Hı hı. Şimdi al bakayım sen devam et. Anladın herhalde. Anladım. Tamam. Ben senin kadar hızlı yapamıyorum. Ya herhalde benim kadar hızlı yapamayacaksın. Bırak da o kadar da olsun Erhan'cığım. Yani. Değil mi Burcu'm? Biz boşuna 20-25 yılı vermedik bu işe. Yani finaleye bak şimdi. Aynen öyle. Yok daha finale tam olarak gelemez o. Finale tahmini bir 3 ay falan tarzında. Bir 3-4 ay alır. Ama heves var, öğrenme hevesi var. O da güzel. Sen ne diyorsun canım? Güzel olmaz mı? Tabii. Şimdi ben zaten balayına gittiğim zaman dükkanı buna bırakacağım ya. Bir hafta ben yokum. 11'inde ya. 10'undan sonra işte 11'inde balayına bir çıkacağız 12'sinde. 11'i düğün. 12'si 18'inde geri döneceğim işte. Dükkanı Eren'e bırakacağım. Ha, Eren saç tıraşı yapamaz ama ne bileyim. Böyle... Makinayla gelen sıfırlamalar, enseler, menseler, işte sihirdi, saç yıkamaydı, onlardı bunlar, onları yapıyor. Biraz daha benim bunu beslemem lazım. Bakayım. Aferin, güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorum. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun gülüm? O çengeli komple yukarı kaldır. Bak, şurada bıraktığın izler var ya. Gördüm. Heh, o izleri bana yok et. Kolunu değil, bileğini kullanman lazım orada. Heh. Orada bileğini kullanman lazım. Çok büyüdüm, çizgiye aşmamaya çalışıyorum. Bir üstüne çıkarsan iz bırakırsın çünkü. Evet. Tamam. Şimdi ben alayım. Bundan sonrasını ben devam edeyim. Peki. Üstlerde makası sana vereceğim. Peki, tamam. Şimdi onları ayarladık. Buraya kadar görüş nasıl oldu? Güzel güzel. Ama artık duruyor. He? Biz hala duruyor. O sıkıntı değil. Onu ben ayarlarım az sonra. O kadar dert değil. Senin bu kadar gelebilmen bile iyi bir şey. Şimdi buradan yarımı taktık.
Ama şuraları böyle bir incelteceğiz. Zaten sürekli mankende falan çalıştığın için artık yavaş yavaş elin kolun anlaşıyor. Artık yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Sadece acele etmene gerek yok. Bak şimdi burada izler var ya bak. Şurada iki tık yapıyoruz hemen. Bak yukarı doğru bak kaldırarak. Sadece ucuyla. Sadece ucuyla çalışıyorum. Çok fazla ortalarını falan kullanmıyorum. Mesela burada bir yoğunluk var mesela. Şu yoğunluğa daha fazla alıyorsun. Bak burada ne yapıyorum artık makineyi bak. Şöyle yaslamıyorum dik bak. Burada artık böyle dik girerek alıyorsunuz. Hatta sen de. Bak tekrar yana geldim. Gene yaslıyorum makineyi. Kıçı deriye yaslanacak. Oradan yukarı doğru bak. Kaldırarak. Şimdi burayı böyle anlattık. Sonra bunu komple aşağı çekiyoruz. Ondan sonra şuraya. Bu sefer tamamen yaslanık makine. Tam açıyla. O üstteki. Aynen öyle. Çünkü sonuçta orayı da aldık ya. Orada da bir iz ulaşıyor. Onu da kaybedebilmemiz için anca böyle. Bak şimdi nerede ne var mesela bak şurada var. İşte önemli olan bunları böyle gözünden kaçırmaman. Bunları tam anlamıyla görebilmen. Şimdi buralar bitti. Şimdi gelelim senin iz bıraktığın yere. Bak bu tarafta bırakmadın onu. Bu tarafın geçişi çok güzel. Ama gelelim bu tarafta onu bıraktın işte. O da nerede bak burada. Şöyle. Şöyle alarak. Bak oradaki iz kayboldu gördün mü? Mesela şurada da bir hata bırakmışsın. Bak. Baktın ki almıyor. Bir tık daha böyle indiriyorsun. Öyle alıyorsun. Şimdi ne oldu? Oldu mu oğlum? Evet tamam. Şimdi bizim burayla işlerimiz bitti artık. Bir kulak ardımızı bir de enseler kaldı. Ense zaten yarım olduğu için hemen böyle sıfırdan gir buraları böyle bir yediğimizi düşün. Burası bitti. Tamam. Buralar da bitti. Şimdi sıra geldi. Makas al. Çok fazla ıslatmasak yeter. Bu kadarcık yeter bize. Şimdi ben burayı ve üstlerin şu tarafını alacağım. Bu tarafı da sana bırakacağım. Yanları değil ama. Sadece üstlerini bırakacağım.
Zaten iyice kısaltacağız abinin saçlarını. Bak makası ne kadar rahat ve sakin sallıyorum. Farkındasın değil mi? Evet. Hiç kasmıyorum. Makası eline oturttuktan sonra rahatsın. Hı hı. Ve bak hiç makasla tarak kombinasyonunu hiç durdurmuyorum. Evet. Yani mesela senin yaptığın gibi böyle. Böyle değil. Öyle yaptıkça saçta her tarafta makas izi bırakırsın. Bunu aldın, taktın ya oğlum deriye. Lap 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 lap. Çıkacaksın. Bitti. Bir kere de. Deriye dayadıktan sonra devam ediyorsun. 8 ya da 9 çıkışta o şeyleri kaybedeceksin yani. O sadece şey. Ya o sadece 8-9 çıkış olarak varsayma onu. Öyle olarak düşünme. Hı. Sonuçta her kafa yapısı bir değil. Evet. Bazılarında takılabilir mesela tarak. Evet. Ama Burçin'inki düz geliyor zaten. Tarağı dayadıktan sonra deriye dümdüz çıkarsın. Hı hı. Şimdi bak mesela. Burada şimdi böyle bir iz var ya. Bak onu böyle tarakla kaybedeceğim bak. Ama burada artık tarakla gireceğin zaman bak çok yavaş. Onu görerek girmen lazım. Hmm. Bak hop. İz kayboldu. Nereye geldi şimdi? Burada. Bak geldin. Bak. Hemen çıkıyor bak saçlar. Görüyor musun? Evet. Alarak gidiyorsun. Bak ne oldu? Kayboldu. Baktın ki hafif gene bir iz gibi duruyor. Tekrar bir üzerinden geç. Hmm. Bir daha böyle. Yukarı doğru kaldır. Ondan sonra tekrar bir altta bir daha geç. Ondan sonra böyle. Gene kayboldu. Bir de makasın ağzını çok fazla açmayacaksın. Minik. Şöyle. Hı hı. Bak ne yapıyorum? Yukarı doğru kaldıra 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 kaldıra. Hop. Böyle alarak bunları abi en son şöyle bir tarıyorsun. Bakıyorsun ki nerede var? Aha diyorsun burada var. Hop. Girdin. Tekrar kayboldu. Evet. Şimdi buraları da bitirdik. Bak gördün mü oldu. Evet. Şimdi üstlere. Şimdi bizimki dalgalı. Burçin'in saçları dalgalı olduğu için bu tarak her zaman dalgalı ve kıvırcık saçlarda daha iyi. Geniş. Aynen. Hem geniş hem saçı daha iyi alıyor. Şimdi ben kendime sana göre zor olan tarafı alacağım. Ben bu tarafı kısaltacağım. Bu tarafı da sana bırakacağım. Bak şimdi. Saçın en önünü aldın. Tamam. Vurdun. Tamam. Bizim ihtiyacımızı gören kısalık bu. Tamam. Mesela öyle aldıktan sonra buraları da tekrar bir geçmen lazım. Çünkü neden? Az önceki tarak daha küçük bir taraktı. Evet. Şimdi bunun ağzı daha geniş olduğu için evet. Saçlarda bir tık daha iz bırakabilme ihtimali kalıyor. Evet. Burayı böyle aldım oğlum. Ondan sonra bu tarafa geliyorsun. Bak. Burası kısa, bu taraflar uzun bak. Evet. Hop. Vurdun aldın. Tamam. Yani saçın profilini çiziyorsun bu taraftan. Hı-hı. Ne taraf kısa ne taraf uzun diye. Ona göre ayarlayıp öyle keserek, kısaltarak gidiyorsun. Bak. Evet. Gördün mü? Gördüm. Ondan sonra bu tarafa gel. Hop, aldım burayı. Buradan da artık giriyorsun bak. Dümdüz. Şimdi ben sana hı. Saçın bu tarafının profilini çizdim. Tamam. Bak. Önceki bu tarafın kesimi... Soğuklar da bu değil mi? Hepsi aynı olacak. Hı. Burayı aldım bak şimdi.
Şuradan mesela aynadan bakıyorsun ya bak. Şurada bir fazlalık var. Görüyor musun? Evet. Ona göre hemen şuradan. Şöyle alarak orayı kaybediyorsun. Tekrar böyle geldin. Aynadan baktın. Hop bak gitti. Evet. Şimdi Arancığım. Efendim. Bu taraf sende. Efendim. Al bakalım. Al bunu da. Hadi bakalım devam et. Hiç heyecan yapma, kendini kasma, sıkmana da gerek yok oğlum. Sen makası normal tut. Benim sana parmak içinde gösterdiğim gibi. Avuç içinde tuttuğun gibi tut. Ha? Normal tutuş yani. Tamam, bu. Heh, senin özel tutuşun yok. Ben onları daha sonra öğreteceğim sana. Heh, besmeleni çek. Çok yavaş oğlum. Hiç acele etmene gerek yok. Şimdi burayı gördüm. Aynen. Tamam. Tamam. Şimdi. Korkma oğlum. Yok, korkma değil abi. Şimdi sürdürerek gideceğiz. Evet. Hiç durmak yok. Evet. Tamam. Yavaş yavaş. Acele etme. Acele etme. Acele etme, öğreneceksin. Yavaş. Bak şimdi. Saçın bu tarafına çok girdin, farkında mısın? Ben nasıl bıraktım, sen nasıl bıraktın? Çok kısalttın. Girdin biraz, kaçırdın orayı, gördün mü? Şu tarafı. Aynen bak, ön tarafı kaçırdın. Versen bana, ben düzelteyim orayı. Burçin! Saçı bozdu. Kendine alma ya. Şş, saçı bozdun oğlum. Bak şimdi, gel bu tarafa. Gel buraya. Ben sana ne dedim bak, benim bıraktığım saç nasıl? Sen ne yaptın? Çok az içeriye kaçtı. Kaçmış değil mi? Hı hı. Bak şimdi normalde biz bu Burçin'in saçlarını şu önlerini sadece kaldırıyorduk. Ama sen şimdi burayı ne yaptın? Bomboş yaptın. Kısalttın. Burçin gitti kanka saçlar. Sağ olun. İşte bak böyle de iyi evet. Abilerim var. Eğitim zayi yazdım. Aynen öyle. Çok kaçırdın oraları. Ben sana dedim bak, ilk önce bak. Saça girerken bak. Hatayı nerede yaptın biliyor musun? Buradan girdin saça. Ben sana dedim ilk önce en ön. Bunu alacaktın. Sen ne yaptın? Direkt girdin. Buradan bak, makası şu şekilde tutarak cart diye böyle girdin. Bak aynısını yaptım, gördün mü? Ha, sıkıntı olmaz, bir şey olmaz. En kötü ihtimal ben onun Burçin'in önünü bir tık çizerim, mizerim. Ben bu saçı kurtarırım. Ondan yana sıkıntı yok. Ama önemli olan benim şu an sana anlattığımı algılaman, bir daha bunu yapmaman. Kendini çok kasıyorsun makas aldığın zaman eline. Kasmana gerek yok. Ölüm yok oğlum bunun ucunda. En kötü ihtimal saçı bozarsın. E ben de sana zaten herkesi vermiyorum. Evet. Ama bari verdiğim insanlarda biraz daha dikkat et. Bir tık daha dikkatli davran. Bak mesela adamın, biz şu an Burçin'in saçlarını 3 numara modeline kadar getirdik. Oraya kadar düşürdük. Normalde şu önleri hafif uzun bırakıyorduk, onları böyle dikiyorduk bak. Şuraları böyle bir tık dikiyorduk. Ama ne oldu? Sen o ön tarafı komple almış oldun şu an. Bitirdin bizi Eren, bizi bitirdin ya. Hem Burçin'i bitirdin hem beni bitirdin ya. Bu adam ne yapacak şimdi? Değil mi Burçin? Aynen gitti. Yani vallahi gitti, gönderdi. Kökü bizde Allah'ta. Ya bir şey olmaz, kökü bizde, evet doğru söylüyor. Toparlarız canım, ondan yana sıkıntımız yok. Mesela bu adam bir iki ay
bir ay sonra, bir buçuk ay sonra tekrar gelecek. Mesela bu hatayı yaparsan başına neler geleceğini biliyorsun değil mi Erhan? Bir şey söylenme gerek var mı? Yok. Güzel. Bir buçuk ay sonra sakın böyle bir şey istemiyorum senden. Net olarak istemiyorum yani. Haberin olsun. Burçin vallahi bir tık kısaldı Kardo. Özel önlerin kısaldı yani. Önlere çok girdi. Olsun. Şey yapayım mı lan? Önlerini ben senin çizeyim mi biraz? Yok ya, gerek yok ya. Böyle mi kalsın? He, kalsın. Vallahi. He, kalsın. Zaten 3-4 güne toparlar yine zaten. O toparlar. Çabuk uzuyor zaten. Evet. Erhan'cım, abinden özür diler misin canım? Ne dedi? Kardeşim, sıkıntı değil. Aferin. Sıkıntı yok. Ben zaten başıma geleceğini bildiğim için böyle devam ediyorum. Ama eline sağlık. Güzel. Bak yanları yavaş yavaş artık ince ince çözmeye başladın Eren. Şu makaslar da var. O makasları da sürekli çalışa çözeceksin. Al gülüm. Burçin'im iyiyim böyle. İyi. Zaten daha da fazla girmeyeceğim. Girersem artık evet, 3 numaraya gidecek bu saçlar. Tamam. Arkadaşlar. İzlediniz. Hem Erhan'ı hem beni. Artık böyle gidiyoruz. Kanalıma abone olursanız. Destekleriniz bizim için çok önemli. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like atarsanız çok beğenirim. Beni sosyal medya hesaplarımdan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca eğitim de var İrom. Eğitim almak isteyenlere hem açıklama kısmında da hem de başlık kısmında numaram var. Artı yaptığınız tıraşlar olursa ben size yardımcı olmak amacıyla bana Instagram'dan atabilirsiniz kestiğiniz saçları. Biri Halim Altan Kingav şahsi hesabım, bir de Salon Halim Kingav official var. O da iş hesabım. İkisinden de bana ulaşabilirsiniz. Bugünlük eğitimimiz bu kadar. Hem Erhan'a hem bana hem de Burçin'e çok güzel ve faydalı bir eğitim oldu. Kendinize çok dikkat edin gençler. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.